Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda evimizi düzenleyeceğiz. Biraz da loot yapacağız. Loot da yaparken silahlar falan denk geldi. Onları ekleyeceğim ben videonun içine. Nasıl, ne tür silahlar normal loot alanlarında buluruz, onları göstereceğim. Üçüncü serimiz başlıyor arkadaşlar. Son hızla ilerleyelim. Şimdi ben birazcık loot yaptım. Neden loot yaptım? Çünkü bir önceki server'ı wipe'ladım ve yeni bir ev yaptım. Aynı şekilde şeyi aynı yani. Gördüğünüz gibi yapılışı, sistemi aynı. Onda kalmıştık. Kaldığımız yerden de devam edelim. Arkadaşlarım, bulduğum bu, tam olarak ismini söyleyeyim yanlış olmasın, ton balığı konserve lambası. Bu da arkadaşlar gece bizim işimize çok yarıyor. Onu da şöyle koyayım girdiğimiz zaman. Bu arkadaşlar loot alanlarındaki chestlerde çıkıyor. Böyle yaktığımız zaman da içeriği gayet aydınlatıyor. Bu tarafı da chestlere düzenleyeceğiz. Birazcık eritilmiş metale ihtiyacımız var. Ve ondan öncesi de bu ikili raflar var. Daha yani şu kareye bir tane, iki tane koyacağımıza, şu kadarcık kareye, tam şu gördüğünüz kareye 4 tane chest koyma şansımız olacak. Haydi arkadaşlar, onu bulduktan sonra gelip evde yerleştirelim. Arkadaşlar burada da metal yayla 5 tane hurda atmıştı. Bir de böyle kova kaskı şey yapıyor. Bunu da alıp böyle kafamıza koyabiliriz. Arkadaşlar loot'tan da denk geldim. Böyle fener çıkıyor. Radyasyon elbisesi çıkıyor yani, tehlikeli madde kostümü. Bu tarz, bunu da gösterelim. Arkadaşlar burada da şey çıktı, konserve bombası. Konserve bombası ve öldürmemiz lazım ilk önce konserve bombasını. Satchel'ı öğrenmemiz lazım. Ayrıyetten kese ile birlikte şey yapabiliyoruz. Halat, kese. Hani bu tarz itemlardan satchel yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Bu da onun için yarıyor. Benim işime lazım olmadığı için bunları almıyorum. Silahları da böyle loot alanları var burada. Lootlar var. Bu lootların içinde denk geliyor. Ben gördüğüm için videoyu aldım ve burada bir revolver buldum arkadaşlar. Altı patlar. Arkadaşlar yine bir loot'tan böyle bir silah çıkıyor. Yani bunların bilgisini de bu şekilde vereyim. Arkadaşlar burada da bu çıktı. Artık benim şansım mı bilmiyorum. Hemen ileride zaten patlayıcı vardı. Bunu da bu çıktı canım arkadaşlarım. Arkadaşlar normal loot yaparken burada da bir mermi gördüm. 5 hurda vardı. Hurdasını aldım. Mesela mermiyi de buradan bulabiliriz değerli arkadaşlar. Burada göstereyim, böyle loot alanlarında şu sandıktan bu mermiyi de bulabiliyoruz. Ben biraz erimiş metal yapmam gerekiyor ve onun için burada bunları eritmem gerekecek. Böyle almıyorum bunu. Benim bir işime yaramayacak. Onun için değerli arkadaşlar bu şekilde mermi de burada. Arkadaşlar burada da bir şey gördüm. Patlayıcı mermi. Bence çok güzel. Bu chest'in içinde çıkıyor. Yani anlayacağınız lootların içinde çıkıyor ama ne çıkar o da sizin şansınıza. Arkadaşımızın biri gördü beni loot yaparken. Admin lootlarda ne topluyorsun dedi. Video çekiyorum dedim. Hani kanalımın adını söyledim. Yardımcı videolar yine başlayan arkadaşlarımız için. Sağ olsun, kolay gelsin dedi. Buradan da Tryhard videoya da izleyen kardeşlerimize selam söyledi. Arkadaşlar bu tarz oyunda gören oyuncular oluyor. Kaç kişiydi soruyor? 57 kişi. Hani insan ister istemez gördüğü zaman şüpheleniyor. Ama videoyu izleyen kardeşlerimiz olayın ne olduğunu biliyor. Hani bunu da ekleyeyim dedim. Arkadaşlar biraz lootlandıktan sonra bunu bulamadım ben. Oyuncumun bir tanesinden istedim. Şimdi bunu direktman alıp arkadaşlar kullanmayalım. Nedenini size söyleyeyim. Çünkü defalarca lazım olabilir. Peki bunun için ne yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Şuna da değinelim. Şimdi mesela bizde bu var ya da bu var ya da silah var. Herhangi bir zırh var. Bunları alıp direktman dışarı çıkmayın. Ne yapmak gerekir arkadaşlar? Kalıcı olması için araştırma masasına ihtiyacımız var. Bunun için bizden birinci seviye tezgah istiyor. Bir seviye tezgahımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra
birinci seviye tezgahın önünde araştırma masası yapıyoruz. Ve bu araştırma masasını yaptıktan sonra bu bizde ebedi kalıcı kalıyor. Yani dışarıda lootlarda bulduğumuz ne olursa olsun ilk önce hurdayla birlikte öğreniyoruz. Onun blueprintini okuduktan sonra birinci, ikinci, üçüncü seviye masalarda bunları basabiliriz değerli arkadaşlarım. 33 saniyesi kalmış. Arkadaşlarım birinci seviye masayı yaptık. Şöyle yapayım. Birinci seviye masayı yaptık. Yerimiz çok küçük arkadaşlar. Yerimiz çok küçük. Bunun için değerli arkadaşlarım. Bunları kaldıracağız. Bunları nasıl kaldıracağız? Şöyle boss chest'e E'ye basılı tutup buradan ala basıyoruz arkadaşlar. Birinci seviye masayı ben şunun dibine arkadaşlar. Şöyle yapayım belki çıkamayız. Da şöyle yapayım. Aynen. Şuraya koyayım. Şimdi bunun önünde de değerli arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Çünkü birinci seviye araştırma istiyor. Ama evimiz çok küçük. Yani iki kare buraya hepsi sığmayabilir. Değerli arkadaşlarım. Onun için onu buraya kursak muhtemelen zıplayarak içeriden gireceğiz. Evi büyüteceğiz. O da diğer seride olacak. Büyütmesi. Arkadaşlarım 3 saniye kaldı. Araştırma masası çıkmasını ve evet, çıktı. Bunu da böyle buraya koymadan önce 4 tane chest'e ihtiyacımız var. Ama ne bitti? Odun mu bitti? Şuradan bakalım. Metalimiz var. Odun bitmiştir muhtemelen. Ne istiyor? 200 tane eritilmiş metal. Yok. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış yaptım. Ne istiyor? 250 odundan eritilmiş metal. Yani 200 tane eritilmiş metal ihtiyacımız var bizim. Geriye 200 tanesi kalıyor. O hazır orada yapa dursun. Buraya fırınları koyacağız. Buraya da bunu koyacağız. Bunu nasıl bırakabiliriz? Şöyle yapalım. Arkadaşlar hani şayet bu olan böyle olmuyorsa R tuşuyla yönlerini değiştirerek değerli arkadaşlar bu tarafa doğru koyabiliriz. Böyle koyayım. Bu aradan geçemiyoruz. Çıkışlarda bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan öğreneceğiz bunu. Alıyoruz değerli arkadaşlarım. Araştırıyoruz. 75 tane bizden hurda istiyor. Hurdamız bitti. Şuraya gelelim. Kaç değilim. Burada olacaktı çünkü. Nedense bilgisayarım biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Öğrenelim arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunu bir kere kullanmayacağız. İşimize çok lazım olabilir. O yüzden dolayı öğreniyoruz arkadaşlar bunu. Öğrenme şansı %100. Yani kaybolma olasılığı yok. Öğrendik. Bakın bize burada verme şeyi oldu. Slotu geldi. Verebiliyor yani. Burada da arkadaşlar önünde hiçbir şey kullan demeye gerek yok. Sadece önüne gelmemiz yeterli. Bir tane de bundan basalım. Ayrıyeten daha da hızlı basıyor değerli arkadaşlar. Chestler bitsin. O bastıktan sonra video tekrardan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlarım bunu aldıktan sonra buraya geliyoruz. Şimdi chest'i nasıl koyacağız? Böyle koymak istemiyorum. Dolap var aynı zamanda da. Chest'i şöyle güzel bir şekilde koymamız gerekiyor. Bunu koyacağız ama bunu nasıl koyacağız? Bunu da artık değerli arkadaşlarım bu şekilde koyacağız buraya. Bu bir. Geçtik değerli arkadaşlarım. Koyduk. Bu şekilde de buraya koyduk. Bu biraz bizi sıkıyor. Bunu aynı şekilde geri alabiliriz.
ki bize engel olacak. Engel olmayacak bir şekilde koyacağız. Şöyle koysak galiba engel olur mu? Olmadı. Buraya da fırınımızı koyacağız. Fakat fırınımızı nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu göstereyim. Q tuşuna basıyoruz. Q tuşuna bastıktan sonra değerli arkadaşlarım, buradaki fırını buluyoruz. Taş ve odundan yana sıkıntımız yok. Düşük kaliteli yakıt. Şimdi bu düşük kaliteli yakıtı nasıl yapabiliriz? Birincisi, hayvan öldürüp kumaş toplayıp hayvan yağı toplayıp yakıta çevirebiliriz. Birinci ihtimali bu. Diğeri de arkadaşlar, direktman bulut alanlarında, hemen oraya da gidelim bu arada arkadaşlarım. Arkadaşlar, bahsettiğim bulut buydu. Bu kırmızıdan ham petrol ve yakıt alabiliriz. Kürenin değerli arkadaşlarım, bir lut kısmı var. Benim küre nasıl lutlanır adlı videom var. Orada bu yakıtların olduğunu, şu iki tane, iki, üç tane aslında onlar da, iki tane görünen yerden görebiliriz. Zaten iki tane başka atmıyor. Ham petrolle yakıt atıyor. Gördüğünüz gibi bu. Şimdi arkadaşlar diğer ihtimali de göstereceğim. Onun için bir tane yaylanma avı. Avlanma yayı. Yanlış söyledim. Ne istiyormuş? 50 kumaş, 200 odun istiyormuş. Bunları alalım. Bir dakika arkadaşlarım. Bunları da alalım. Taşlar evde kaldı. Diğer ihtimal demiştim. Ok veya ile hayvan avlamak değerli arkadaşlar. Eve doğru gideyim. Gerekli itemleri alalım. Ve biraz avlanmaya çıkalım. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eve geldik. Gerekli malzemeyi alacağım. Şuraya geçeyim. Biraz sıkıntılı bir ev olabilir ama iki kareye neler sığdırdık. Gördünüz arkadaşlar. Buraya bunları ben bir bırakayım. Bunu alayım. Kalsın oldu. Bir kısmını alayım. Üzerim dursun. Biraz odun. Biraz taş ile değerli arkadaşlarım. Bir tane yaylanma avlama yayını bastık. Şimdi de ahşap ok basmamız gerekiyor. Ahşap ok da bizde neler istiyor? Bakalım. 25 odun ile 10 tane taş. Şunun da bilgisini vereyim. Şimdi bu ve bu ne işe yarıyor? Ahşap okun hasarı daima yüksektir. Ama uzak bir yere gittiği zaman hedefi direkt gitmez. Yani böyle eğim alır, faso alır. Sağa sola değil de yukarıdan aşağı doğru. Yüksek hızlı da arkadaşlar direktman. Mümkün mertebe buna göre daha dik gider değerli arkadaşlar. Ama hasarı yani ahşap oka göre daha az. Onu söyleyeyim. Ben bunu kullanıyorum değerli arkadaşlar. Buradan bir 20 tane kadar basalım. O hazır olana kadar biraz da arkadaşlar hayvan bulmayı deneyelim değerli arkadaşlar. Fırın için ne istiyordu? Bakalım. Düşük kaliteli yakıt, odun, taş. 200 tane odun istiyor. Taş istiyor 100 tane kadar. Alayım şöyle 100 taşı. Aynen. 200 odun. Dışarı çıkıp avlanalım biraz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane kurt gördük. Bence kurt size saldırabilir.
geliyor. Sonra böyle de kaçıyor arkadaşlar canı az olduğu zaman. Canı azsa bilin ki kaçmıştır. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi bundan birazcık alalım arkadaşlar. Kemik parçasına ihtiyacımız var. Biraz kemik parçası bulalım. Şimdi arkadaşlar kemik parçası buraya gelir zaten. 50 tane istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bıçağını yapacağız arkadaşlar. Buraya dikkat. Hayvan keserken bıçak yapıyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü bıçağı neden yaptığımızı söylüyorum. Bıçakla vurduğumuz zaman daha çok şey alırız. Hayvandan daha çok kumaş, deri, hayvan yağı, eti. Yani genel olarak daha fazla alırız. Kemik parçasına bakalım. Sopası değil. 30 istiyormuş arkadaşlar. Bizde kaç var? 28 var. Bunu kıralım, parçalayalım. 48 tane oldu değerli arkadaşlar. Bir tane bundan basarım ilk başta. Bakalım etrafa başka hayvan var mı? Arkadaşlar ayıya denk geldik. En iyisi ayı. Yani ayı kesin arkadaşlar. Çok az canı var. Ha, peki ne yapabiliriz? Onu da göstereyim. Mesela kaçıyoruz değil mi güzel arkadaşlar? Ha, ayı biz ayıdan kaçıyoruz, ayı bizden kaçıyor. Şimdi arkadaşlar size doğru koştuğu zaman ilk başlarda zaten oyunu yeni almışsınız, yeni öğreniyorsunuz. Hani eğimde de problem olabilir. Yani eğim nedir diye soran arkadaşlara söyleyeyim. Yani aldığınız silah, ok, herhangi bir şey hedeflemek, yani hani hedefi iyi vurmak. Budur değerli arkadaşlar. İşte bundan ne yapacağız? İnşa yapacağız arkadaşlar. Nasıl? Mesela hayvan bizi kovaladığı zaman bir yapı yapıp üzerine çıkıp oradan vurmamız gerekiyor ki hayvan bize saldırmasın. Genelde bu şekilde uzaktan uzaktan vurursak hayvana değerli arkadaşlarım, hani bize gelmez. Dibine gelirse ya da biz fark etmeden bize yaklaşıp bizi öldürmek isterse dediğim taktiği yapıyoruz. O taktik %80 ya da 90 işe yarıyor. Şimdi baltayla kesmiyorum. Niye? Bıçağımız var. Sağ tarafa dikkat edin. Bak 41 41 veriyor. Az önce daha az veriyordu. Ve zaten en fazla da ayı verir. Yani diğer hayvanlar ayı kadar çok vermez. Bir de ayının etini pişirip yediğimiz zaman ekstradan can da verebiliyor. Hani ve 5 tane yediğimiz zaman 500 canımız doluyor. Değerli arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Bayağı bir yorgunum. Ondan dolayı böyle ölü gibi konuşuyorum. Fark ettim. Bir de şöyle söyleyeyim. Hani server'da taş yok diyen arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi gelene kadar kaç tane taş vardı. Ve gördüğünüz gibi burada da kaç tane taş var. Şimdi ayı gördük değerli arkadaşlar. Unutmayın bunları da alın. Ağaç odun veriyor, taş veriyor. Şimdi uzaktan arkadaşlar dürtüyoruz. Dürtüyoruz. Gelmeye başladı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu düşük kalabilir. Bakayım. Aynen yapıya gelmiyor. Bu şekilde ayıdan kaçarak ayıyı öldürebiliriz. Yalnız size yaklaşmasın. Ona izin vermeyin. Değerli arkadaşlar. Uzaktan uzağa, uzaktan uzağa. Bu şekilde ayı çok geç ölür. Canı az ki kaçıyor derken öldü. Bu şekilde yapabiliriz. Bir tane daha tekrarlayacağım arkadaşlar bunu. Geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kaçabiliriz. Bakın böyle kaldı. Hatta o gidiyor. Böyle kendinize sakın böyle yaklaşmayın değerli arkadaşlarım. Saldırabilir. Böyle hayvanlardan kurtuluyoruz değerli arkadaşlarım. Burayı unutmayalım. Bu arada kaç tane şeyimiz oldu ona bakalım. Ne oluyor? Aha bana saldırıyor. Abi, kafa attı gidiyor ya. Sen kimsin gel bakalım buraya.
Sen kimsin? Gel. Kaçırdım arkadaşlar. Ha, onu ayı kovalıyor. Kovala ayı onu ya. Sallayalım bakalım. Gitmez öyle de. Eve gidene kadar da arkadaşlar şunu basalım. Bakın etlerimiz oh 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 mis mis. İsterseniz bunu atın, isterseniz parçalayın. Üf, çok güzel, şuna bakın ne tatlı yenir bundan, ama benim ümitsizliğim var işte maalesef. Ne yapalım? Şimdi bunun için ne gerekiyordu? Düşük kaliteli yakıt. Yapmak için tekrardan sizlere söyleyelim değerli arkadaşlarım. Birincisi gösterdiğim o kırmızı tenekeleri, yani lutları kırıp içinden yakıt veya ham petrol alabiliriz. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal arkadaşlar, kumaş artı düşük kaliteli yakıt. Bakın şöyle göstereyim onu da. Gelelim buraya. Geldik buna arkadaşlar. Nerede? Bunda mı? Bunda mı? Aynen bunda. Geldik arkadaşlar. Şimdi bu tek tek, yani yapabileceğimiz kadarıyla gösterir. Şimdi bizdeki olan bütün item'a da 119 tane veriyor. O yüzden de craftlıyoruz değerli arkadaşlarım. Küreye geliyoruz abi. Rafiner olması lazım. Kürede rafiner var değerli arkadaşlarım. Burada mesela bir arkadaşımız bunu unutmuş. Şöyle koyayım. Kaç tane? 30 tane. 30 tanesini almayacağım. Buradan biraz odun alıyoruz değerli arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Parçalıyoruz ve yakıyoruz. 30 taneyi şöyle ben koyayım. Ondan sonra bizim itemimiz hazır olunca bunu da buraya aktaracağım. Bu arada değerli arkadaşlarım, airdrop geliyor. Airdrop'u da göstereyim. Bakalım airdrop'tan bu sefer ne atacak? Bakalım, bence güzel çıkacak. Neden? Çünkü bu tarafa attığımız zaman güzel çıkıyor derken, abi çöp ya. Değerli arkadaşlar, geldim. Şöyle 30 tanesini ayırayım. Şunu koyalım o arkadaşın unuttuğu yere. Belki gelip alır. Veya oyunda şansa kime denk gelirse bilmiyorum. Bu rafineri arkadaşlar loot alanlarından çıkıyor. Bunu unutmayalım. Burada odun koyarak bunları dönüştürebiliyoruz. Yani 3 ihtimal. Dediğim gibi birincisi bu göstereceğim kırmızı tenekeler. Bakın zaten yakıt resmi var, yağ resmi var. Birincisi bu. İkincisi hayvan keserek. Şöyle yapayım. Hayvan keserek hem yağ hem kumaşı birleştirip, gördüğünüz üzere 3 hayvan yağı bir kumaş, bunu yapmak ya da bu ham petrolü alıp eritmek arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra taş var mı üzerimizde? Var ama yetersiz galiba. Aynen, yetersiz taş lazım, 200 tane. Eve gidip taş aldıktan sonra değil arkadaşlar, bunun yapılışına geçelim. Arkadaşlar geldik eve. Şimdi buraya geçmek biraz sıkıntı ya. Eğiliyorum, zıplıyorum. Şöyle geçeyim ya. Buradan böyle geçeyim. Buradan taş alalım. Buraya kaç tane sığar? Bir tane buraya sığar. Bir tane de oraya yapmak istiyorum. Yani karşılığını söyleyeyim. 200 taş, 100 odun, 500 tane yakıt. Sen dur bakayım. Buraya arkadaşlarım, şu chest yerlerine şunları koyalım. Bunu koyalım. Bunu ben genelde atıyorum ya. At gitsin, ne yapacaksın? Boş yer kablıyor. Bunu var zaten orada kumaş. Bunu, yakıtları da böyle, bunu da böyle koyuyorum. Değerli arkadaşlarım, bunu da koyayım. Eti de koyalım. Başka koyacağımız var mı? Geldi şey. Bir tane şöyle koyayım bakın.
tane fırın koydum. Şu sarma. Sığmadı değerli arkadaşlar. Buradan bütün chestleri idare edebiliriz. Buraya böyle, burayı böyle, burayı böyle. Şu altı da böyle. Fırın. Arkadaşlar fırın ne işe yarar? Şimdi buna gelelim. Fırının yarayacağı işleri göstereceğim sizlere. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Biz yatağımızı koymadık. Şimdi onu nasıl koyacağız? Şimdi o var. Buradan geçiyorum. Buradan şuraya zıplıyorum. Demir sesini duyduktan sonra arkama bakıyorum. Onun için ne lazım? Hemen bakalım. Kumaş ve odun. 30 kumaş, 100 odun arkadaşlar. Bir tane krafya. İkincisi sağırım buraya sığmaz. İmkansız. İkinci sığmadı. Şuraya sarma. Şöyle beni zorlamaz. Şuraya mı koysaydık? Yok ya, gerek yok. Bir orası ve bir burası. İki tane değerli arkadaşlarım. Aslında bir dakika. Bir dakika değerli arkadaşlar. Bunu alabiliyoruz. İçinde hurda var. Alamıyoruz. Ondan dolayı. Aldık. Süper. Şimdi bunu şöyle koysak. Dışarı çıkamayız. O yüzden dolayı şunu alalım. Şöyle koysam. Sefer ona geçemeyiz. Bu da olmuyor. Mecbur buradan. Böyle yapacağız. Hadi abi. Bir tane de şuraya fırın koymak için değerli arkadaşlar. Bütün çabam benim bu. Bunun için yakıt lazım. Yakıt, yakıt, yakıt. Neredeydi? Şundaydı. Odun istiyor. Odunumuz eksik. Sen daha basalım. Yatağımız hazırda değerli arkadaşlar. Şimdi yatağı nereye koyacağız? Güzel bir soru. Yatağımızı bu şekilde koyalım. Öldüğümüz zaman evimize gelebilelim. Değerli arkadaşlarım. İsterseniz zaten şu olacak ya, ilk başlarda bu olmazsa şey yaparsınız. Bunu biraz ileri süreriz. Bir fırın eksik olur. Bakayım. Olmuyor. Oluyor. Bu şekilde bunu dışarı taşırız. Yani nasıl yaparız değerli arkadaşlar? Onun için kapı gerekiyor. Gerçi bunu da tez kırarlar ama arkadaşlarım şöyle yapalım. Bakın. Bu bizi burada hiç oyalamasın. Alalım bunu. Ayrıca zaten evi büyüteceğiz. Bu kadar kalmayacak. Zaten büyütmeyecek miyiz? Büyüteceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden dolayı buna şu şekilde taş koyalım arkadaşlar. Bunu böyle bırakalım.
Hani bir şey olduğu zaman 2 dakikada gelir yaparız. Zaten bir tek şunu öğrensek yeter. Çift kapılı raf vardı ya. Çift katlı raf. Şunu öğrensek burada şimdilik yeter. Ondan sonra zaten ev büyüteceğiz değerli arkadaşlar. Oh ya şu genişliğe bak ne kadar güzel. Ne yapabiliriz? Buralara fırınlar dizebiliriz değerli arkadaşlar. Ben bir iki tane daha dizeyim. Aynen. Buraya böyle baba gibi bir fırın dizelim. Yatağımızı da alalım değerli arkadaşlar. Nasıl alacağız? Elimizde hiçbir şey olmuyor. Bunu da alıyoruz. Buradan uyku tulumunu al diyor. Şu şekilde değerli arkadaşlar. Bunu ben bir kurayım fırını. Ondan sonra onu atalım. Buraya fırınları koyalım ki gayet fazla fırınımız olsun ki şey yapacağız. Bir şeyler eritmemiz gerekiyor. Galiba video uzun olacak arkadaşlar. Onu diğer partlarda mı? Parta mı koysam acaba? Öyle düşünüyorum ama. Böyle koyayım. Diğerini de öyle koyacağım. Onun için bunu da araya şöyle bir sıkıştırayım. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Almaz bunu. Almaz. Buradan geçemiyorum. Buradan da geçemiyorum maalesef. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Atalım gitsin. 3 tane yeter arkadaşlar ya. Ve gayet güzel oldu. Bu şekilde gelip itemlara buradan bakabiliyoruz. Olmazsa bakayım olmuyor yok. Böyle böyle. Bu şekilde yapabiliriz değerli arkadaşlarım. Onu diğerinde yapmayayım. Kazmamızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi dediğim gibi bir sülfür taşı var. Bir normal taş var. Arkadaşlar bir de metal cevheriyle bu da yüksek kaliteli metal cevheri. Bunları nasıl yapıyoruz? Odunumuz var mı? Az var. Arkadaşlar bunu 4'e bölelim. Çünkü 4 tane ya. Şöyle bir tane koyalım. Bakın değerli arkadaşlarım. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Yani üzerine geliyoruz. Şunu tutuyoruz. Buraya bırakıyoruz mesela. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Eşit bir şekilde bölelim. Odunumuzu attık. 2 tane boş yer. Biri kömür için, biri eriyenler için arkadaşlar. Aynı şekilde bunun içinde geçerli. Şöyle açayım. Son olarak bu arkadaşlar. Onu da böyle yapalım. Bu kalsın arkadaşlar. Bundan mı koysam? Buraya gelelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bakın göstereyim size. Erimiş metal bu. Sülfür de bu. Pardon, şu sülfür. Bunları bu şekilde fırınlarda eritiyoruz değerli arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, esenle kalın.